Evet. İmam Efendimiz buyuruyorlar ki Allah ile sulh etmenin yolu Allah'ın dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman olmaktan geçer. Evet, bütün mücadelemiz, yaşam gayemiz bu değil mi? Özetle Allah'ın dostluğunu kazanabilmek. Allah'ı bizden razı edebilmek. Bütün bu dünyadaki bir müminin vur patlasın, çal oynasın hesabı güdenlere bir sözümüz yok. Efendim. Ama müminin gayesi Allah-u Teala'yı kendisinden razı edebilmek, hoşnut edebilmek, efendim, samimi bir Müslüman olarak dünyadaki hayatını, nöbetini tamamlayıp ahirete kavuşabilmek. İşte bunun yolu Allah için sevip, Allah'ın sevdiği şeyleri sevip Allah için buğz etmek. Allah'ın sevmediği ve sevilmesini de uygun görmediği şeyleri sevmemek. Yani bu bir tercih meselesi, kişinin böyle hobi haline getireceği bir tercih meselesi değil. Bu bir imani meseledir. İmani bir meseledir. Allah-u Teala küfürden, şirkten, nifaktan, şikaktan, zulümden, fısktan, fücurdan razı değildir. Bunları sevmez. Dolayısıyla bunlar ile hemdem olmuş, bunlar ile yoğrulmuş insanları da sevmez. Yani Allah-u Teala müşriği, kafiri, fasığı, faciri, münafığı sevmez. Bu fiilleri sevmediği gibi Cenab-ı Hak, bu fiillerle hareket eden, bu fiillerle bütünleşmiş insanları da sevmez. Öyleyse bir mümin Allah'ın rızasını kazanabilmek için, Allah'ı razı edebilmek için şirkten, küfürden, nifaktan vesaire, yani bu sevilmeyen bütün bu sıfatlardan ve bu sıfatlı insanlardan uzak durmak zorundadır.